Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Doğaç Urcan, koronavirüsün uzun süreli özellikle yaşlı ve kritik hastaları etkileyen ölümle sonuçlanabilen ciddi hastalıklara yol açmaya başladığını söyledi. Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de de özellikle önce büyük illerde daha sonra da tüm diğer coğrafyada da görülmeye başlayan koronavirüs 19, COVID-19 dediğimiz virüs bizim daha önceden hiç alışık olmadığımız şekilde uzun süreli, özellikle yaşlı ve kritik hastaları etkileyen, ölümle sonuçlanabilen ciddi hastalıklara yol açmaya başladı. Tecrübemiz çok azdı bu konuda. İlk dönemlerde yeterli kadar ilaçlara sahip olmadığımız için ağır seyretti. Ama bu süre içerisinde biz bilinçlenmeye başladık. Maske kullanımı, el yıkama, sosyal mesafe gibi kuralları iyi uyguladığımız zaman bu mikroorganizmanın yayılımının azaldığını gördük. Ancak yaz geldiği dönemde biliyorsunuz pek çok kişi maalesef bu kuralların hiçbirine dikkat etmediği için özellikle küçük iller, kasabalar dahil pek çok yerden hastanemize hastalar gelmeye başladı. Kimisi çok az semptomatikti, hiçbir şikayet yoktu ama kimi çok ağır olarak hastaneye yatmak zorunda kaldı. Ve biz artık biraz daha tecrübeliyiz. Daha fazla tedavi seçeneklerimiz var ve ilaçlara ulaşmamız çok kolaylaştı. Dolayısıyla bir taraftan Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle biz büyük bir yol kat ettik. Artık hastalara erken tanı koyup erken dönemde tedavi edebiliyoruz. Yoğun bakım şartlarımız artık çok uygun. Her ilde yoğun bakıma ulaşım kolaylaştı. Dolayısıyla da artık eski durumdan biraz daha düzelip biz bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum tedavi konusunda. COVID-19'un daha önce görülen virüslerden biraz daha farklı seyrettiğini kaydeden ve bunun da kendileri için ilk tecrübeleri olduğunu aktaran Uğurcan, hastalığı influenza'ya benzettiklerini belirtti. COVID-19 bizim daha önce gördüğümüz virüslerden biraz daha farklı seyrediyor. Bu da bizim ilk tecrübemiz oldu bu virüsle. Çünkü influenza'ya benzettik ilk başlarda. Grip gibi geçiyor gibi düşündük ama influenza ortadan bir hafta 10 günde iyileşirken COVID-19'da bu sürecin biraz daha uzadığını, özellikle de KOAH diyabeti olan ya da astımı olan ya da bir kalp hastası olan riskli kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde bu hastalığın sanki kronik bir enfeksiyon gibi bir aydan daha uzun sürebildiğini gördük. Bu bizim için farklı bir durum. Çünkü biz tedavimizi veriyoruz hastayı tanı koyduğumuz zaman, yakaladığımız zaman. Ancak hasta tedavi aldıktan sonra bile hastanın şikayetleri, özellikle öksürük, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri bir ay sürebiliyor. Tat, koku almada bozukluk 2 ay, 3 ay sürebiliyor. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda hasta bir haftada tedavi alıp sonra 1-2 hafta sonra iyileştiğini düşünse bile mikroorganizma tam olarak vücudu terk etmiyor biliyor. Dolayısıyla biz bu süreci sanki iyileştik de ikinci kez farklı bir mikropla hasta olduk yerine ilk mikroorganizmaya, yani ilk hastalığa yakalandığımızdaki virüsün etkilerinin devam ettiğini düşünmek daha doğru olabilir. Tabii ki iyileştikten sonra vücut bağışıklık kazandıktan sonra 3 aydan sonra yeni bir mikroorganizmayla da tekrar enfekte olabiliriz. Yani bu bir daha bu virüse yakalanmayacağımız anlamına da gelmez. Kişilerin bir kısmının mikroorganizmaya yakalandıktan sonra hastalığa uzun süre devam edebildiği gibi bir kısmının da iyileşip farklı bir mikropla tekrar enfekte olabileceğini kaydeden Uğurcan, bazı hastaların tedaviden sonra geçmeyen öksürük, aşırı halsizlik, iştahsızlık şikayetleriyle yeniden başvurduğunu söyledi. Bu antikorların koruyuculuğu, oluşan antikorların koruyuculuğu ortalama 3 ila 6 ay kadar sürebiliyor. Daha sonra tekrar enfekte olma riski tabii ki mevcut. Şu anda bize gelen hastalarda bu kadar hani biz ikinci bir tekrar reenfeksiyon dediğimiz olayı çok fazla görmedik ama çok uzayan vakalarımız var maalesef. Kimi hasta tedaviden sonra geçmeyen öksürük, tedaviden sonra geçmeyen aşırı halsizlik, iştahsızlık şikayetleriyle bize tekrar tekrar başvuruyorlar. Tahliller istiyoruz, tekrar görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Her şey normal ancak hastalık
şikayetler devam edebiliyor. Böyle durumlarda da semptomatik tedaviler veriyoruz. Hastalığın düzelmesi için hastayı destekleyici tedaviler öneriyoruz. Ve hastaları sıkı takiple tutmaya devam ediyoruz. Bu yeni bir mikroorganizma, yeni bir virüs karşılaştığımız. Dolayısıyla her şeyi tecrübe yoluyla, deneme yanılma yoluyla, tedavilerle kontrol altına almaya çalışıyoruz.